Türkçe mi konuşacağız siz, tercüme mi? Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel. Seyit Onursal Adıgüzel. Alpay Antnen. Ensar Aytekin Balıkesir Milletvekiliniz. Arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Filistin Dostluk Grubu üyeleridirler. Biz size 10 Mayıs'tan itibaren Filistin'e yönelik olarak önce Kudüs'te başlayan bizim için fevkalade kutsal değeri olan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar ve ardından Gazze'ye yapılan saldırılardan dolayı üzüntülerimizi, hayatını kaybeden şehit düşen Filistinli kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimizi ve yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletmek için geldik. Bugün öğrendiğimize göre şehit düşen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 227'yi bulmuş. 60'ın üzerinde çocuk ve bebek, 40'a yakın kadın olmak üzere çok büyük sayıda bir şehit sayısı var. 1400 kadar da yaralımız olduğunu biliyoruz. Ve aşağı yukarı 50 bin kadar Filistinli'nin de şu anda evsiz barsız kaldığı söyleniyor. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma ve Filistin meselesi Türkiye için bir ulusal meseledir. Biliyorsunuz 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla başlayan olayların hemen akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan 5 parti ortak bir deklarasyon yayınlayarak bu olayları kınadılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Filistin meselesinin 1967'de bulunan sınırlarına dönülmesini, İsrail'in işgal altındaki topraklarını terk etmesini ve iki devletli çözümün en kısa zamanda hayata geçirilmesini aynı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi savunuyoruz. Aynı zamanda Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. Kudüs'ün ise çok ayrı bir özelliği vardır. Çünkü Kudüs bütün semavi dinlerin temsil edildiği bir başkenttir. Kudüs'ü sadece Müslümanların veya Yahudilerin değil Hristiyanların ve Hristiyanların içindeki değişik mezheplerin de temsil edildiği bir başkent olarak görüyor. Ve bu açıdan da bu özelliğinin ve bu statüsünün hiçbir şekilde zarar görmemesini istiyoruz. Arkadaşlarım ve ben size genel başkanımızın da en derin taziyelerini, başsağlığı dileklerini ve yaralılara da acil şifa dileklerini iletmek üzere geldik. Bu dileklerimizi iletmenizi ve aynı zamanda devletimize, devlet yetkililerimize, Sayın Devlet Başkanı'na da iletmenizi istirham ediyoruz. Eşkurukum cezile şükür. على هذه المشاعر الأخوية الصادقة التي نلمسها منكم ليس فقط في هذا. Hoş geldiniz diyorum. Biz sadece şu anki durumda değil, bütün olaylarda, bütün durumlarımızda siz yanımızda bir duruş sergiliyorsunuz. Bunu takdirle karşılıyoruz. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı ve selamlarımızı iletmenizi temenni ediyoruz. Aynı şekilde bütün parti yönetimi ve üyelerine dile getirdiğiniz duygular bizi çok mutlu eden bir husustur ve alışık olduğumuz, bildiğimiz dost ve kardeş Türk halkının duyguları. En güzel göstergesi de bu parti genel başkanlık binasına Filistin bayrağının asılarak haksızlığa susan dilsiz şeytandır diye bir yazı yazmanızdır. Bu adımınız bizim için çok büyük anlam taşıyor. Yakından takip ettiğinizi biliyorum değerli dostum. Bugün Gazze'ye başlayan saldırının 12. günündeyiz. Fakat Gazze'ye başlayan saldırı çok daha acımasızdır. Ateş yakıyor insanları, insanların evleri başlarına yıkılıyor ve zarar gittikçe artıyor. Değerli basın mensupları biliyorsunuz, Ramazan'ın son günlerinde ve bayramdan önce Mescid-i Aksa'da başlayan ve ardından Gazze'ye yönelen İsrail'in saldırganlığı bugün itibariyle aşağı yukarı 220'nin üzerinde, 227 kadar Filistinli kardeşimizin şehit düşmesine yol açmıştır. 1400'ün üzerinde yaralı vardır, 60'ın üzerinde çocuk, 30'un üzerinde 40'a yakın kadın şehit düşmüştür. Filistin'de, Gazze'de yıkılan evlerden evsiz barksız kalan insan sayısının 50 bini geçtiği söylenmektedir. Biz öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Filistin Dostluk Grubu üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın Filistin halkına ve Filistin devletine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi
yaralılar için de acil şifa dileklerimizi iletmek üzere Filistin Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Filistin Büyükelçisi'ne bu dileklerimizi, bu taziyelerimizi ilettik. Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grubu olan 5 parti ortak bir açıklama yapmışlardır. Bizim için Filistin davası bir ulusal mesele ve ulusal davadır. Nitekim Büyükelçi ile olan görüşmemizde de Büyükelçinin de vurguladığı şekilde Filistin halkının bu haklı mücadelesinde Türkiye'den de beraber savaşan ve onların o mücadeleleri sırasında şehit düşenler olmuştur. Bunların da iki halk arasındaki dayanışmanın ne kadar eski ve ne kadar köklü olduğunu gösterdiğini burada bir kere daha ifade etmek isterim. Biz bu taziye ziyaretimiz vesilesiyle Filistin halkıyla olan dayanışmamızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kuvvetle devam edeceğini ifade ettik. Efendim, bir sorumuz olacaktı. Aslında Marmara Anlaşması'nın iptali için de bir kanun teklifi verildi meclise. CHP'nin bundan sonra atacağı bu olaya yönelik başka adımlar var mı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdiye kadar sürdürdüğümüz desteği aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Meclisimize gelen bütün teklifleri de destekliyoruz. Bizim için önemli olan Filistin halkının bekasıdır. Filistin meselesinin de 1967 sınırlarına dönülerek iki devletli çözüm şeklinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Biliyorsunuz bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bir toplantı yapacak. O toplantıdan da Filistin halkıyla dayanışmayı gösteren güçlü bir karar çıkmasını bekliyoruz. Efendim, size Sayın Büyükelçi'ye de ben bir soru yöneltmek istiyorum. TÜİK tarafından yayınlanan son rakamlara göre 2021'in ilk 4 ayında Türkiye'nin İsrail'le ticaretinde %35'lik bir artış söz konusu ve bu artış boykot çağrılarının da yapıldığı bir dönemde. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani daha caydırıcı, daha sonuç alıcı tedbirler alınabilir miydi? Biliyorsunuz Sayın Dışişleri Bakanı 18 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bilgilendirme toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuya da değindik ve İsrail'e karşı daha etkin ve bu saldırganlığı durduracak caydırıcı tedbirler alınmasının mutlaka elzem olduğunu dile getirdik. Sayın Büyükelçinin bu konuyla ilgili görüşlerini. Yani eğer سمحتوا لي بداية أن أعبر عن سعادتنا بهذه الزيارة الكريمة التي قام بها هذا الوفد الكريم من حزب الشعب الجمهوري إلى مقرنا إلى مقر سفارتنا من أجل التعبير عن تعازيهم لضحايا شعبنا ورفضهم لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bu değerli heyetin dayanışmasından ve bizimle acımızı paylaşmalarından dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. نحن نقدر هذا الموقف ونقدر المشاعر التي تم التعبير عنها والتي هي بالمجمل العام تعبر عن نبض الشعب التركي الشقيق الذي يتفاعل مع هذا العدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مدينة القدس. Biz bunu takdirle karşılıyoruz. Tabii ki bu duruş, bu tavır aslında Türk halkının tavrını yansıtmaktadır. Dost ve kardeş Türk halkının tavrını. Çünkü halkımız şu anda hem Batı Şeria'da hem Gazze'de hem de Kudüs'te bir saldırı altındadır. نحن اليوم في اليوم الثاني عشر لهذا العدوان على قطاع غزة ولا تزال الطائرات الإسرائيلية تلقي بحممها ونيرانها على أهلنا في القطاع مما يؤدي إلى تزايد وتسارع في وتيرة الأعداد أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى وتدمير البيوت والمنازل. Bugün 12. günündeyiz bu saldırının. İsrail uçakları halen Gazze'deki insanlarımızın üzerine bomba yağdırıyor. Bunun neticesinde hem şehitlerimiz, hem yaralılarımız, hem de yıkılan binalarımız artmaktadır. Ve hatta الآن لا تزال إسرائيل ترفض كل النداءات الدولية ولا تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات الدولية الهادفة إلى وقف هذا العدوان. Bu saldırıların durdurulması için bütün uluslararası çabaları göz ardı ediyor ve kulak asmıyor İsrail şu ana kadar.
فيما يتعلق بالسؤال نحن كفلسطينيين ننظر دائما إلى نصف الكأس المليان ولا ننظر إلى نصف الكأس الفارغ. Bu sorunuzla ilgili biz Filistinliler olarak her zaman bardağın dolu tarafına bakıyoruz. في هذا الصدد نحن نعبر عن تقديرنا العالي للموقف التركي سواء كان رسمي أو شعبي أو حزبي أو برلماني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. Biz bu nedenle bu çerçevede Filistinliler olarak Türkiye'deki hem hükümet hem devlet hem partiler hem meclis kanadından hem de halk kanadından gelen desteği takdirle karşılıyoruz. نعلم جيدا مكانة قضيتنا الفلسطينية ومكانة شعبنا لدى أبناء الشعب التركي الشقيق والصديق وهذه المواقف التي يتم التعبير عنها على كل المستويات إنما تشكل مادة لرفع معنويات شعبنا ورسالة له بأنه ليس وحيدا في هذا الصراع. فلسطين halkının bu savaşında çok önemlidir bu duruşlar ve dile getirilen duygular. Çünkü halkımız bunun sonucunda yalnız olmadığını hissediyor ve moral buluyor. نحن كفلسطينيين ننطلق من منطلق انه علاقتنا مع تركيا هي علاقه استراتيجيه ونسعى الى تطويرها في كل المجالات بما ينسجم مع العمق التاريخي لهذه العلاقات. Biz Filistinliler olarak Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ilişkiler olarak görüyoruz ve tarihe dayanan bu ilişkilerimizi en iyi düzeye getirmek istiyoruz. فنحن كمنطقة جغرافية وكشعبين عشنا معا تحت مظلة واحدة لأكثر من 400 عام فبالتالي يوجد بيننا الكثير الكثير من القواسم المشتركة التي يمكننا البناء عليها في تطوير وتعزيز هذه العلاقات الأخوية. Bu ilişkileri daha geliştirmek için bizim dayanacağımız çok noktamız var. Biz coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı devletin çatısı altında yaşadık. Bu nedenle ilişkilerimizi daha ileriye götürmek için birçok noktamız var. التنسيق بين البلدين والشعبين عالي المستوى في هذه المرحلة من أجل وقف هذا العدوان على شعبنا وهذا الموضوع الآن هو الموضوع الذي يحظى بالأولوية. Koordinasyonumuz iki ülke olarak koordinasyonumuz en yüksek düzeydedir ve şu anda saldırıların durdurulması en önemli gündem maddemiz. نقدر زيارة أصدقائنا في حزب الشعب الجمهوري ونشكر لهم مواقفهم كما نشكر أيضا من خلالكم مواقف كل الشعب التركي الشقيق والصديق. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen dostlarımızın duruşunu takdirle karşılıyoruz ve bunun yanında Türkiye'den yanımızda olan herkesin ve bütün kesimlerin duruşunu takdirle karşılıyoruz.